Arkadaşlar bu defa da bir kapalı form nasıl çizilir onu göstermek istiyorum. Ben tabii en basit şekilde uyarladığım, göstermeye çalıştığım için daha detaylı öğrenmek isterseniz birçok hocalarımızın videoları var. Çok daha detaylı çizmişler. Ben en kolay nasıl öğrenilir, en kolay nasıl tek tek adım atılarak işte bir yol çizilir onu gösterme şeyindeyim, mücadelesindeyim. Şimdi buraya düz bir çizgi çekelim. Kapalı form için. Yarısını yapacağız. Yarısı kalacak. Tabii bir de şöyle de bir ben görüyorum bu çizgileri. Siz çok görmeseniz de. Şimdi kapalı form genel olarak Rumilerin tam orta kısmında bulunuyor. Orta bağ bile şey yapabiliyor. Orta bağın da bağlanmış olabileceği bir form. Rumi desenin, motifin dağılım noktası da aynı zamanda olmakta. O yüzden mesela şöyle ben yine çok hafif çiziyorum. Hafif görebilirsiniz. Dörtte birini çizip katlayabiliriz de ya da şöyle bir göz aşinalığıyla bu şekilde de çalışabiliriz. Bu şekilde bir formumuz var. Bu yukarı doğru hareket edeceğimiz için şuraya bir daire çiziyoruz. Bu daireyi tekrar daha önce anlattığımız gibi ikinci bir et kalınlığıyla bu şekilde birleştiriyoruz. Bunun buradan dağılmasını sağlayabiliyoruz. Bu orta kısmı da yine aynı şekilde bir form yaparak Rumi'nin buradan da yine aynı şekilde dağılmasını sağlayabiliyoruz. Şimdi bunu ben temize geçmek istiyorum. O yüzden şu şekilde görünüyor sanırım. Yeğenimin boyadığı bir elle beraber şöyle bunun içerisinde de istediğimiz bir biçimde birçok orta bağ motifi var. Onları kullanabiliriz. Ben yine şimdi en basitlerinden bir tanesini çizeceğim. Şimdi ne demiştik? İster ise buradan ayırabiliriz demiştik, değil mi? Bunun arkasında şöyle bir yuvarlak bir formumuz vardı. Biz onu takip ediyoruz. Dağılımı düzgün yapabilmek için. Dolayısıyla sanki buradan geliyormuş gibi böyle devam edebiliyor ve bu şekilde. Kapalı formun tam ortasında da yine aynı şekilde orta bağdan aşağıda belirttiğimiz gibi buradan sanki şöyle alamadık. Alamadık. Evet. Hatta bu böyle devam ederken şöyle göstermek istiyorum. Yine buralara daireler koyarak Rumi formunun devamlılığını ya da kompozisyon alanına göre alacağı şekli belirleyebilirsiniz. Ve biz yine burada uç kısmını açık bırakıyoruz ki devam edebilir diye bu şekilde. Tabii böyle bizim formumuz. Daha sonra katlanacağı yerleri tespit edip arka tarafını şöyle bir temizleyip kafamızı dağıtmasın. Tam o noktalardan şöyle katlayarak kapalı formumuzun geri kalan kısmını oturtmamız gerekiyor şöyle. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz.
Burada ne? Bu şekilde. Daha sonra bunların içleri detaylandırılabilir. Bu tamamen size kalmış. Ama formu iyice öğrendikten sonra bu detayların yapılması çok daha mantıklı. Açtığımız zaman bakın buradan bir görüyorsunuz sanırım, değil mi? Evet, kapalı form görülüyor. Bu şekilde de bırakılabilir burası ya da devamlılığı arz etmesi açısından buradan tekrar şöyle dağılım yine bu şekilde sağlanabilir. Yani buradan da şöyle bir dağılım gelip yine Rumi motifleriyle dönebilir. Yine tekrar tabii el alışkanlığı olduğu için bizde bu şekilde. Yine buralardan da dağılım sağlanabilir. Bu şekilde.